Evet, haber analizde bu akşam savunma sanayi eski müsteşar yardımcısı ve Düzce AK Parti milletvekili adayı Faruk Özlü'yü ağırlıyoruz. Kendisi savunma sanayinin geçmişi, Türkiye'deki geçmişine dair ve Türkiye'nin bugün ve geleceğe uzanacak, bugün devam eden ve geleceğe uzanacak milli savunma sanayi projelerine dair önemli bilgiler veriyor. İlk kez bize açıkladı. Önemli bilgiler bunlar. Devam ediyoruz Faruk Bey'le. Savunma sanayinde bazı önemli konular var. Oradan devam ederiz dediniz. Evet. Özellikle bu son 10 yılda neler olduğundan özetlemek için söylemek istiyorum. Bakın 2002 yılında 8.2 milyar liralık sözleşme imzalamışız 2002'ye kadar. 2002'den sonra 2014'e kadar imzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 59 milyar TL. Yani yaklaşık geçen 13 yılda, 13 yılda imzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 50 küsür milyar Türk lirasıdır. Bu sektöre ne kadar büyük önem verdiğimizi, verdiğimizi ve ne kadarlık bir mali boyutu olduğunu bir göstergesi. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Yine sektörde çalışanların sayısı yaklaşık 32 bin kişidir. Ve şunu hatırlatmak isterim ki 2000'li yılların başında Aselsan batmak üzereydi. Biz Aselsan'a... Neden o noktaya gelmişti? Aselsan çünkü şundan o noktaya gelmişti. İş sıkıntısı vardı. Yani Aselsan'ın, TAİ'nin iş sıkıntısı vardı. TAİ de örneğin F-16 üretimi tamamlama noktasına gelmiş. Yeni işleri yoktu. Az önce bahsettiğim bu yurt içi sanayini ana yüklenici seçerek bizim bugün şirketlerimiz milyarlarca dolar civarında bir backlog'a, bir geçmiş iş yüküne sahip oldular. Ve çalışan sayıları Aselsan'da ve TAİ'de yaklaşık 5 biner kişi çalışıyor. Yani ekonomiye ciddi bir katkı sağlandığını geçen dönemde Türk ekonomisine katkı sağlandığını ve çok ciddi oranda bir istihdam meydana getirdiğimizi ifade etmek isterim. Evet. Yine bu süreçte ihracat büyük önem kazandı ve biz birçok ülkeye artık ihracat yapıyoruz. Savunma sanayi ürünleri ihracatı yapıyoruz. Örneğin paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar satıyoruz. Bunları Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan gibi ülkelere satıyoruz. Yine tekerlekli araçlar, paletli araçlar satıyoruz. Yine botlar satıyoruz, telsizler satıyoruz. Dost ve müttefik ülkelere. Örneğin hangi Türkmenistan'da mesela? Mesela Türkmenistan'da tersane kurduk. Yani Türkiye tersane kurdu Hazardeniz'inde. Orada bot üretiyoruz ve tasarımı olan botların üretimi ve bunların Türkmenistan'a teslimi sonucunda Hazardeniz'inde askeri amaçlı botlar. Tabii askeri amaçlı. Dengelerin değiştiğini söyleyebilirim. Stratejik dengeleri değiştirecek bir üretimdi bu. Evet. Evet. Rakamlar da var burada ülke bazında ama onlara bence hani çok istiyorsanız paylaşın. Mesela bugüne kadar Malezya'ya yapılan sözleşmelerin toplamı 850 milyon dolar. Milyon dolar. Yine Arap Emirlikleri'ne Roketsan'ın, Aselsan'ın ve bir özel sektör şirketinin yaptığı ihracatın toplam bedeli 400 milyon dolar civarında. Evet. Bu işte bunlar hep o 5 milyar dolara dahil dediniz rakamın içinde. 5 milyar dolara tabii dahil. Evet. Dahil çünkü yani 1.6 milyar dolar ihracatın toplamı ona dahil. Evet. Dolayısıyla bizim sektörün ihracat boyutu da var. Ekonomiye katkı boyutu var. Evet. İstihdam boyutu var. Şu kısım önemli. Türkiye geçmişte hep işte hava savunma sistemi konusunda bir işte çok hakikaten zaaf düzeyinde diyebileceğimiz bir problemin olduğu söylene gelir hep. Yani İran, evet. Suriye gibi ülkelerin bile, İran tabii ayrı bir şekilde kendi üretimi var, füze vesaire şeklinde, ama Rusya'dan ve İran'dan aldığı füzelerle Suriye'nin de bir hava savunma sistemi konusunda bir kendince, yani ülkenin büyüklüğüne göre bir başarı yüzdesinin olduğu hep söyler. Başarı derken doğru. Silah potansiyeli yüksek, açısından. Evet, evet, Türkiye bu konuda, yani düşünün işte Pirinçli'ye konulan füzeler mesele oldu. Sonra Çin'le bir anlaşma durumu söz konusu oldu. Hala sonuçlanmış değil. Biraz da bu boyutuyla bakarsak NATO'da tabii arada homurdanıyor diyelim, deyim yerindeyse, Çin füzesinden vesaireden dolayı. Türkiye'nin füze, yerli üretim füzeyle ilgili çalışmaları Ar-Ge düzeyinde mi? Hangi aşamada? Onlar da yani 2004'ten sonraki süreçte başladı. Yine Aselsan ve Roketsan öncülüğünde başladı.
alçak ve orta irtifayı kendimiz tasarlıyoruz. Kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. Şu anda tasarım tamamlanma aşamasında. İrtifaya göre menzili var değil mi? Evet. Alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa dediğimiz uzun sistemleri bizim fizibilite açıdı yaptığımız tarihlerde 2006'larda yerli şirketlerimizin yetenekleri biraz zayıftı. Onların yerine iş payı alalım ve yabancı bir sistemi Türkiye'de üretelim modeli vardı. Bu en son Çin füzesi denilen konu benim yürüttüğüm bir projedir müsteşarlıktayken. Orada şimdiki Cumhurbaşkanımız toplantıda bizi dinledikten sonra dediler ki bir ülkeyle stratejik işbirliği yapalım. Uzun dönemli işbirliği yapalım. Ülkeye siz çalışın. İkincisi teknoloji transferi olsun. Yani teknolojisini de bizimle paylaşsın. Teknolojisine de biz ortak olalım. Talimatını verdi toplantıda. Biz bunun üzerine Çinlerle epey görüştük. Fakat teknoloji önce Amerikalılarla görüşme oldu mu bu dediğiniz efendim, noktada? Orada ihale vardı. İhale vardı. Dört ülke vardı ihalede. Birisi düştü. Ruslar çok yüksek fiyat vermişti düştü. Geriye üç ülke kaldı. Birinci sırada biliyorsunuz kamuoyuyla paylaşıldı bu. Çin Sipmek firması. Evet. İkinci sırada Fransız, İtalyan ortaklığı. Üçüncü sırada Amerikalılar, Patriotlarla gelmişlerdi. Onlar vardı. Birincisiyle görüşüyorduk. Bir sonuç alamazsak ikinciye geçecektik. Birincide bir teknoloji konusunda, paylaşımı konusunda ciddi bize bir talimatlar oldu. Aslında biz teknoloji füze almadan öte teknoloji paylaşma noktasında müzakere ettik. O sebeple Türkiye teknolojiyi istemekte ısrar etti. Evet evet hala ısrar ediyoruz. Yani teknoloji paylaşımında ısrar ediyoruz. Bu arada şu oldu. 2006'dan 2014'e kadar geçen süreçte bizim şirketlerimizin yetenekleri de geliştiği için onlar bize dediler ki biz bunu artık yapabilecek konumdayız. Şeye gerek yok. Hani bir yabancı füzenin burada üretimine gerek yok. Biz bu yetenekleri artık yapabiliriz. Biz bu yeteneğe haiziz. Biz bunları üretebiliriz diye bize teklife geldiler. Şu anda sanıyorum bir görüşme herhalde bunun üzerinde bir görüşme yürüyor. Yani bunun en son tarihi nedir bilmiyorum ama çünkü devam eden bir süreç bu. Henüz evet. Çin veya Amerika lehine sonuçlanmış değil. Değil evet. Eğer öyle olmazsa belki yerli üretim durumu bile söz konusu olabilir, olabilir diyorsunuz. Olabilir tabii. İşin son durumu. Olabilir. Peki ekleyeceğiniz bir şey var mı savunma sanayi ile ilgili? Şöyle geleceğe matuf ne yapmak gerekirdi? Evet. Şimdi biz geçen 10 yılda aslında modernizasyon faaliyetleri yürüttük. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni modernize etme faaliyetleri yürüttük. Aynı zamanda da savunma sanayimizi geliştirmeyi hedefledik. Ve bunu da çok başarılı olduğumuzu az önce ifade ettim. Çünkü biz hep Türkiye'nin ilklerini gerçekleştirdik. Kendi tasarımlarımızı ön plana çıkardık. Yurt içi firmalarımızı yüklenici yaptık. Peki gelecek 10 yılda ne yapmalıyız? Aslında bu soru çok önemli. Gelecek 10 yıl için. Bu soru çok önemli. Şöyle, gelecek 10 yılda daha fazla mesafe almak istiyorsak hem sektörde hem tedarik sisteminde, savunma sistem tedarik sisteminde bir yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmek durumundayız. Bakın bizim nasıl sektör, evet. Savunma sanayi sektörü, biliyorsunuz bu işin savunma sanayinin 3 ana ayağı var. Bir kullanıcı tarafı var, silahlı kuvvetler. Bir sanayi tarafı var, tasarım ve üretimi yapanlar. Bir de tedarik edenler var, işi yönetenler. Yani savunma bakanlığı ve savunma sanayi tarafı. Şimdi silahlı kuvvetler kullanıcıyı bir tarafa bırakırsak, diğer iki kesim, yani yurt içi savunma sanayimiz, şirketlerimiz ile bu işi yürüten, yöneten, tedarik makamı dediğimiz Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın mekanizmalarında yapısal bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Evet. Önümüzdeki 10 yılda daha fazla mesafe almak istiyorsak. Bu nedir? Birincisi, sanayi tarafını şey yapayım. Sanayi tarafı daha çok kamu ağırlıklı. Hala kamu ağırlıklı. %30'lar mertebesinde özel sektörün payı. Özel sektöre de ağırlık olmalı mı kesinlikle diyorsunuz? Kesinlikle tabii. Yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde özel sektörün daha fazla görev alacağı, daha fazla sorumluluk alacağı bir dönüşüm sürecini yürütmeliyiz. Bunlar. Bu arada TSK'nın yani bağlantı şirketler, Aselsan vesaire şirketlerdeki hisseleri onlar, duruyor. Onlar anonim şirket statüsünde. Hı. Onlardan önce başka sorunlarımız var bizim. Makine kimya gibi kit olanlar var. İkmal bakım merkezleri gibi silahlı kuvvetlerin bünyesinde geçmiş dönemlerde kurulmuş, gerçekten önemli görevler icra etmiş yapılar var, kuruluşlar var.
onlardan başlamak daha faydalı diye düşünüyorum. Evet. Ya bizim sanayi sektöründe, sanayi tarafında, savunma sanayinin de yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bu özel sektörün yapabileceği her alandan kamunun çekilmesi yönünde olmalı. Bu savunma sanayi sektörünün lehinedir. Savunma sanayinin evet, lehine yani, diyorsun. Evet. İkincisi Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafı. Burada da bir düzenleme ihtiyacımız var. Bakın gelişmiş bütün ülkelerde savunma bakanlıkları ülkelerinin savunma politikalarının yapıcısı ve uygulayıcısı konumundadır. Türkiye'deki savunma bakanlığı ile ben geçmişte gelişmiş 7 ülkenin savunma bakanlıklarını mukayese ettim. Görevleri ve teşkilatları yönüyle. Çok birbirine benzediğini söyleyemem. Orada bizdeki, da yine Savunma Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar var. Özel sektörle evet, irtibat sağlayan. Evet. Ama yapı farklı diyorsunuz. Yani Savunma Bakanlığımızın yapısal bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum şahsen. Ve Savunma Bakanlığımızın bu dönüşüm ile silahlı kuvvetlerin halen yürütmekte olduğu birçok fonksiyonu kendi bünyesine alarak onların silahlı kuvvetler mensuplarının sırtındaki ciddi bir yükü hafifletebileceğini düşünüyorum. Evet. Ayrıca Savunma Bakanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'nın yapısal dönüşümüyle sivil ve askerin müştereken birlikte çalışabilecekleri iyi bir platform olması gerektiği kanaatindeyim. Bakın bu aslında Türkiye'de sivil asker ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından da önemli. Sivil ve askerin müştereken birlikte çalışabilecekleri en iyi platform savunma bakanlıklarıdır. Bu efendim yurt dışında da böyle. Bu Amerika'da böyle, evet. Fransa'da, Almanya'da böyle. O bakımdan bizim mevcut savunma bakanlığımızın bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu evet. düşünüyorum. Şu andaki konumu bir tedarik ajansı gibi çalışıyor. Bunun reorganizasyona tabi tutulması evet, gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, evet. Yani Türkiye'nin savunma politikalarının yapıcısı ve uygulayıcısı veya bunları sağlayan bir konumda olması gerektiği kanaatindeyim Savunma evet. Bakanlığımızın. Siyasete geçerken doğrudan bir soru sorayım. Siz bugüne kadar Türkiye tarihinde savunma sanayi kökenli ilk vekil adayı mısınız? Bundan önce var mı bildiğiniz? Var. Vahit Erdem Bey vardı. Bizim evet. müsteşarımız. Evet. Kırıkkale milletvekiliydi. Vahit Bey bizim uzun dönem kurucu müsteşarımızdır. Ondan biz çok şey öğrendik. Evet. Kırıkkale milletvekili yaptı. İki dönem. ANAP'tandı mıydı? Rahmetli Özal Türkiye. AK Parti'den. AK Parti'dendi. AK Parti İlk Kırıkkale. Dönem. 2002-2007 döneminde evet. milletvekiliydi. Evet. Ama bu dönem yok benden geçmişte başka. Geçmişte Özal döneminde var mıydı? Özal döneminde milletvekili değildi ama bürokrasi de önemli bir yerdeydi. Evet. Evet öyle. Evet. Şimdi Düzce sizin herhalde seçim evet, şöyle. Belki doğum yeriniz o yüzden seçim evet, bölgeniz. Doğum yerimde, evet doğum yerimde. Özellikle Düzce seçildi. Evet. Şu anda galiba 3 vekil var Düzce'den. Evet. Evet. Üçü de AK Partili. AK Parti'den evet. Hedef yine aynı şekilde mi 7 Haziran seçimi için Düzce biz konusunda? Aslında 3-0 yetmez. Türkiye rekoru kırmak gerekir. Düzce'ye bu yakışır diyoruz. Kampanyada buna göre yürütüyoruz. Aslında Düzce'de ciddi bir potansiyel var. AK Parti için söylüyorum. Bugüne kadar 2002, 2007, 2011 seçimlerinde AK Parti hep 3-0 seçimleri kazanmıştır. En son seçimdeki oy oranımız %66'dır. Evet. Biz bu defa Türkiye rekoru kırmak için çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Evet. Oran olarak diyorsunuz. Oran olarak %70'leri evet. falan mı şey yapıyorsunuz? Rakam vermek istemem ama evet. Bazı arkadaşlarımız, il şu başkanımız... Şu anda en yüksek hangi il bu arada? Geçmiş seçimde. Sanıyorum Kayseri olması lazım. Evet. Düzce'nin böyle bir bu iddiası var. Düzce'nin potansiyeli var. Bu potansiyeli biz harekete geçirmek için çalışıyoruz. Ankara-İstanbul arasında önemli evet. bir şehir. Evet. Düzce ile ilgili projeleriniz neler? Yani bütün sektörler için düşünebileceğiniz bağlantılı projeler neler? Ben Düzce'yi şöyle tanımlıyorum. Düzce aslında küçük bir il. 355 bin nüfus olan bir il. 2000 yılında deprem akabinde il yapılan il oldu. Evet. İl oldu. Düzce'nin 7 ilçesi var. 7 ilçesi var. 355 bin nüfusu var. Fakat stratejik bir konumda. Ankara-İstanbul arasında evet. bir yerde. Ve çok güzel bir doğal yapısı var. Denizi var, yaylası var. Gerçekten Düzce çok güzel bir yer. Düzce için şunları... Karasu tarafından mı denize çıkışı? Akçakoca tarafından. Evet, Akçakoca Düzce'nin ilçesi. Hı hı. Şöyle düşünüyorum. Bu Düzce için önümüzdeki dönemde seçildiğimiz takdirde bir defa devam eden projeler var. Bunların hemen tamamlanmasından yanayım. Düzce'nin işte otoban, bağlantı yolu hep konuşulur. Otogar inşası vardır. Köy yolları çok ciddi
talep var köy yollarıyla ilgili. Bir defa devam eden projelerin süratle tamamlanmasından yanayım. Bunun için çalışacağız inşallah. İkincisi, Düzce'nin çok geniş arazileri yok. Yani bir Konya gibi değil. Evet. Geniş arazilerimiz yok. Düzce'de arazi kıymetli, alan kıymetli. İşte Kaynaşlı, Gümüşova 35-40 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. O yüzden Düzce'ye daha böyle nitelikli, daha böyle katma değeri yüksek işler yapmak lazım. Bir öncelikle bir üniversitemiz var. Üniversite şehri Düzce olmasını arzu ediyoruz. Üniversitemizi destekleyeceğiz. Onunla ilgili çalışacağız. Şu anda 20 bin civarında öğrencisi var. Bunu hem öğrenci sayısını artırmaya hem de üniversitenin belli alanlarda güçlenmesini sağlayacağız. Yine kentsel tarımla ilgili kentsel dönüşüm ihtiyacı var Düzce'nin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Düzce biliyorsunuz deprem bölgesi. Deprem bölgesi ve gerçekten Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Düzce'ye de biraz çarpık yapılaşma olmuş geçmişte. Bunların bir dönüşüme ihtiyacı var. Daha sakin, daha yaşanabilir bir şehir olma ihtiyacı var. Bizim seçim çalışmaları sırasında bize iletilen sorunların başında asfalt talebi geliyor. Köy yollarının asfaltlanması, şehir merkezindeki sokakların asfaltlanması. İnşallah bunlar için ciddi bütçeler ayıracağız inşallah. Evet. Dolayısıyla Düzce'nin aslında şöyle, Düzce'nin çok ciddi ağır problemleri olan bir şehir değil. Bütün bu saydıklarımı biz çok kolay bir şekilde yapabilecek durumdayız. Evet. Yeter ki AK Parti'nin ulusal gücünü Düzce'de kullanmasını iyi bilelim. Evet. Tarımla ilgili projeler var mı Düzce için? Tarım bölgesi. Düzce'de biraz turizm. Tarımla ilgili Düzce'nin güneyi daha müsait. Gölyaka güneyi daha müsait tarımla ilgili. Tarımla ilgili de Düzce'de daha böyle mesela domates değil de domates tohumu üretmek gibi işler yapmak lazım. Organik tarım yapmak, yoğun ve organik yapmak tarım, lazım. Evet, evet. Peki savunma sanayi sizin uzmanlık alanınız. Evet. O konuda bir proje Düzce buna Düzce müsait mi bilmiyorum ama evet. Düzce'de bir fabrikamız var. Tabanca üreten bir fabrikamız var. Onun dışında savunma sanayine yan sanayi olabilecek şirketlerimiz var. Onlarla inşallah ileride aslında bir sempozyum daha önce yapmıştık. Ana şirketlerimiz Tayı, Aselsan, Roketsan genel müdürleri, yöneticileri Düzce'ye geldiler. Düzce'de güzel bir sempozyum yaptık. Yan sanayi geliştirme maksadıyla. Onu belki biraz daha tekrarlayıp Düzce'li sanayicilerin savunma sanayinde yan sanayi olarak görev almaları konusunda katkı sağlayabiliriz. Ama biliyorsunuz artık devlet yatırım yapmıyor. Artık evet. Devlet fabrikaları yok. Özel sektör yatırımlarını biz genel politik olarak biraz özel sektör için cazip hale getirip o evet, şekilde. Evet. Evet. Bunun dışında evet. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Faruk Bey? Savunma sanayi ile ilgili de olabilir. Yine siyasi çalışmalarınızla ilgili de olabilir. Ben yapısal dönüşümü yani transformasyon demek gerekiyor buna. Yapısal dönüşümü, savunma yönetimi, Türkiye'nin savunma yapılanması, savunma yönetimi, savunma sanayi, savunma teknolojileri çok önemsiyorum. Bu konuda bir fizibilite hazırlandı mı? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a geçmişte ve Milli Savunma Bakanı'na sunuldu aslında mı? Bir savunma reformu raporu hazırladık. Hazırladık. Ben de hazırlayanların içerisindeydim. Eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Milli Güvenlik Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı arasında bir çalışma oldu. O iki defa Milli Güvenlik Kurulu'nda arz edildi. Biliyorsunuz Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanımız Başbakanımızdı. Dışişleri Bakanımız da şimdiki Başbakanımız. Evet. Onların da dinledikleri iki sunum yaptık. Türkiye'de savunma reformu raporu. Ben bu raporu çok önemsiyorum çalışmayı. Yaklaşık 1,5 yıl sürdü. 3 asker general arkadaşımız vardı. Muazzaf bunlar. Yani görevli silahlı kuvvetlerde. Evet. 3 sivil vardı. Birisi bendim. Birisi eski Paris Büyükelçisi Tahsin Bey, Tahsin Burcuoğlu vardı. Bir de hocamız Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı hocamız vardı. Güzel bir rapor hazırlandı. Biz bu raporda hazırlananları uygulayabilirsek önümüzdeki dönemde ben Türkiye'nin başarılı oluruz diyorsunuz. Türkiye'nin çok elit, muharip, güç odaklı bir orduya sahip olacağına inanıyorum. Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Faruk Bey. Özellikle savunma sanayi konusunda uzmanlık alanınızda yıllarca müsteşarlıkta görev yapmış bir müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuş birisi olarak bize önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bu akşam haber analizde savunma sanayi eski müsteşar yardımcısı Faruk Özlü'yü ağırladık. Kendisi
Düzce, AK Parti'nin Düzce milletvekili adayı, savunma sanayinin geçmişi, yakın geçmişi ve geleceğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Savunma sanayinin Türkiye milli üretim bazında 5 milyar doların üzerinde bir ciroya ulaştığını, bunun 1.6 milyar dolarının ihracat boyutunda olduğunu söyledi. Geçmişte yerli üretimin %20'ler civarında seyrederken şimdilerde %55'in üzerine çıktığını söyledi ve bundan sonraki 10 yıllık süreçte ki atılımları bilhassa Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve özel sektör arasındaki koordinasyonu yeniden temin edecek bir reorganizasyon süreciyle bu alandaki başarının artacağını bize anlattı. Bir sonraki hafta haber analizde buluşmak üzere. Hanife Avcı'yı ağırlayacağız bu arada. Görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.